57, 58'lerdi. 58, 55'lerdi. Kızgın dokudum. Köye tezgah geldi mi? Geldi. Bu köy halıcılık yaptı mı? Yaptı. Bu sefer dışarıdan gelenler de oldu. Buradan Milas'a halı satmaya gidildi. Bu halıcılık biteli 15 sene oldu yani. Biraz o zamanlara halıcılık biraz daha ağırlıkta değil idi bu kadar. Köy bu sefer biraz arıcılığı biraz daha fazla meyil verdi. Arıcılık üzerine çalışmaya başladı. Şimdi eskiden ayda ilk halı dokunuyordu mesela bir yerde. Ama ipin kilosu olmuş 50 lira. Halı 20 yıl önce 500'sü, şimdi yine 500. Bu ne olacak? Sonuçta bitiyor. Aldığınla yaptığın iş birbirini korutmuyor. Sonuçta bitti. Son yaptığım şekilleri. Kafamda tutuyorum zaten ben onları. Koyuyorsun, öyle yap bitiyor işte. Yani çıkarıyorsun işte yani öyle aklımda zaten o. Bir koydum hepsini öyle çıkarıp gidiyorum ben. Tabii boş durmasa olur. Aslında her sefer dokumak istiyorum ama ucuz olduğu için dokumuyoruz. Dediğim gibi benim gençliğim buradan iki tane araba gidiyordu Sargınlara. Halı satmaya, Milas'a. Şimdi tabii o biz askerden geldi sonra yavaş yavaş bitti. Arıcılık sektörü el atıldı. O da gidiyor yavaş yavaş, geri. İleri değil, geri gidiyor. Annem gel, eski keçi tüylerinden kıl yaygılar dokurdu. Biz bunlarla geçindik. Şimdi bu halıcılık bitmiş durumda. Eskiden ipçiler ipleri bırakır, halı dokunduktan sonra daha üstüne para verir, halının parasını verir, ipin parasını keser götürürdü. Ama şimdi bu olaylar kalktı. Yüzyıllardır para kazandığımız dokumacılık artık kadınlarımız işsiz kaldı.